Birinci dönemden beri arkadaşız. Evet, okula başladığımız ilk dönemden beri Gehri bombardımanına tutulup her gün internete ve Art Daily'ye giriyoruz. Orada gerçekten de renkli, ilgi çekici ve bir o kadar da garip olan bir sürü şekil görme şansınız var. Ama biz meraklı olup da her zaman farklı şeyler görmek istedik ve mimari açıdan farklı şeylerle ilgilendik. Sokakta yanından geçerken ilginizi çekmeyen bir binanın içi, mimari anlamda bambaşka bir dünya sunuyor olabilir. Ne zaman bir konsept üzerinde çalışsak, her yeni tasarımımızda elde etmek istediğimiz şey bambaşka ve diğer tasarımlardan bağımsız olabilir. Ve bu alan, bu avlu gibi 4,8 metre uzunlukta ve bence havalı bir renge, aslında nötr desem daha doğru olacak, evet, nötr bir renge sahip duvarları olan bir alan, çok etkileyici bence. Öyle ki göz ardı etmek neredeyse imkansız. Avlu ve duvarları bir şekilde uyarlamamız gerektiğini düşündük. Duvarları bir yapı olarak kullanacaktık. Duvarları yapı olarak kullanabilmek için kalıplara beton döküldü. Delikler de bilerek doldurulmadı. Bu Meksika'da görmeye pek alışık olmadığımız bir şeydir. Özellikle benim çok ilgimi çekti. Duvarın içinde bu tarz bir delik olması ilginçti. Andres bu delikleri kullanmamız gerektiğini düşünüyordu. Delikleri kullanarak yapılacak bir gölgelik için en iyi yöntem dokumadır. Biraz gergin olması gerekiyor. Ferahlatıcı bir etki elde etmek için daha iplerle çalışmaya başlamadan aklımızda su püskürtmekle ilgili fikirler vardı. Kimsenin kullanmadığı galeriyi de kullanarak bu deneyimi daha da derinleştirmek istedik. Hortumu çıkardın mı? Tamam, umarım işe yarar. Bir araya gelen şeylerin uyumu önemlidir. Nasıl yapıldıklarını görebilirsiniz. Son modelden önce sanırım iki model üzerinde daha çalıştık. Yapacağınız şeyin ne kadar kolay ya da zor olacağını anlamak için modelle çalışmak önemlidir. Yere sabitlenmiş ama bir yandan da kumu tutması gereken bir dolgu alanını nasıl yapacaksınız? Zaten önemli olan yapabilmek. Dokuma gibi denemelisiniz ve dokumalısınız da. Tabii ki bir sürü sorunla karşılaştık. Deliğin içinde bir ahşap parçası. Nasıl oldu bilmiyorum ama oradan çıkarmamız gerekecek. Bu işi kendi ellerimizle yapmak için elimizde bir şans var. Çok da eğleniyoruz. Keşke hayata dair her şey böyle olsa. Olan bitenlerin her zaman içinde olsanız ve bu oyun hiçbir zaman bitmese. Mimari bizim için hep bir oyun olmuştur. Bazı şeylerin nasıl yapıldığını görmeli ve bu sayede kuşkularınızdan kurtulmalısınız. Mimari size bu dünyada nasıl yaşayacağınıza dair cevaplar vermeli.